Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Fethiye Tarnıverdi. Bir önceki videomuzda üstlü denklemlere giriş yapmıştık. Şimdi üstlü denklemlerin özelliklerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci özellikteyiz. X virgül y eleman reel sayılardan eksi 1, 0 ve 1'i çıkardığımızda n eleman tam sayılardan da 0'ı çıkardığımızda x üzeri n eşittir y üzeri n denkleminde n değeri tek ise x ile y birbirine eşittir deriz. Fakat çift ise mutlak değerce birbirine eşit olduklarını söyleriz. Aşağıdaki çalışmaları inceleyelim. A şıkkında x üzeri 3 eşittir 2 üzeri 3. 3 tek kuvvet olduğu için direkt tabanları birbirine eşit diyoruz. X eşittir 2 deriz. Ama x üzeri 4 eşittir 16 dediğimizde x üzeri 4 eşittir 2 üzeri 4 olur. O halde bu ilk sayımız üzerindeki çift kuvvet olduğu için mutlak değerce 2'ye eşit olur. Çift kuvvet olduğunda. Çünkü biliyoruz ki çift kuvvette hani pozitif de olsa negatif de olsa dördüncü kuvvetini aldığımda yine cevabımız aynı gelecek. O yüzden mutlak değerce bakmamız gerekiyor. X ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Her iki koşulda da 16 çıkacaktır çünkü. C şıkkına baktığımızda x üzeri 2013 eşittir eksi 1 dediğimizde tek kuvvet zaten. X değeri buradan direkt eşitlersek eksi 1 üzeri şurayı 2013 diye düşündüğümüzde direkt eksi 1 eşittir deriz. X üzeri 2001'e eşit olduğunda 2000 çift kuvvet o halde x ya 1'dir diyeceksiniz ya da eksi 1'dir. Çünkü mutlak değerce 1'e eşittir. Herhangi bir sayının 12. kuvvetini aldığımda 1 geliyorsa 12 biliyoruz ki çift kuvvet çift olduğu için eksi 1 de olabilir artı 1 de olabilir. X artı 2 parantezinde 15. kuvvetini alıyoruz. Eşitmiş eksi 4'ün 15. kuvveti. Üstleri tek sayı mı? Evet tek sayı. O halde direkt tabanları eşitliyoruz. X artı 2 eşittir. Eksi 4'ten artı 2'yi karşıya gönderdiğimizde x eşittir. Eksi 6 olarak bulunur. Eksi 1 sayısının tek kuvvetleri eksi 1, çift kuvvetleri de artı 1 olur. Örneğimize bakalım. X eksi 1 bölü 2 üzeri 5 eşittir 32. Çözüm kümesini bulunuz diyor. 32 yerine ne yazabilirim? 2'nin 5. kuvveti diyebilir miyim? Üsler aynı oldu. Üsler nasıl sayılar peki? Tek sayılar. Tek sayı olduğu durumda direkt tabanları birbirine eşit diyebiliyorduk. X eksi 1 bölü 2 eşittir 2'den. İçler dışlar. X eksi 1 eşittir. 2 çarpı 2'den 4 gelir. Eksi 1'i de karşıya gönderirsek x değerimiz 5 olarak bulunur. Çözüm kümesi de 5'tir. Örnek 16, x bölü 3, eksi 1, üzeri 4 diyor. Kaç eşitmiş? 81'e. 81'de 3'ün 4. kuvveti bu şekilde yazalım. Bakın bu soruda da çift kuvveti vermiş. Çift olunca ne demiştik? Mutlak değerce eşit. Yani x bölü 3, eksi 1 ya 3'e eşittir ya da x bölü 3 eksi 1 eksi 3'e eşittir. Her iki çözümü de yapacağız. Eksi 1'i karşıya gönderiyorum. Artı 1 diye geçer. 3 1 daha 4 yapar. İçler dışlar. Buradan x değeri 12 olarak bulunur. Buradan da çözüm yapalım. Eksi 1'i karşıya gönderdiğimizde yine artı 1 diye geçer. Eksi 3 artı 1 daha eksi 2 yapar. İçler dışlar. X değeri eksi 6 olarak bulunur. O halde çözüm kümemiz her iki sayıda bulunacak. 1'e eksi 6, bir diğeri de 12'dir. İki üslü ifadenin birbirine eşit olması durumunda eşitliğin her iki tarafında üsler eşit ve çift ise tabanlar birbirine mutlak değerce eşittir. O yüzden çift olma durumunda bu soruda çözdüğümüz gibi
iki farklı şekilde yani hem 3'e hem eksi 3'e eşit olma durumunu inceleyip daha sonra da çözüm kümesine bulduğumuz iki cevabı da yazarız. Örnek 17'ye bakalım. 2x eksi 5 üzeri 8 eşitmiş 16 üzeri 6. Şimdi buradaki üssümüz ne? 8. Bu denklemi çözebilmek için buradaki üssümüzün de 8 olması lazım. O halde şu ifadeyi düzenlemem gerekiyor. Bir kenarda düzenleyelim hadi. 16 üzeri 6. 16 ne? 2'nin 4. kuvveti. 6. kuvvetini de alırsak. Üstler çarpılır. 6 kere 4'ten 24 olur. 8'e benzetmeye çalışıyorduk değil mi? Üstünün 8 olmasını istiyorduk. O zaman burayı 2'nin 3. kuvvetinin 8. kuvveti dersek olur mu? 8 kere 3, 24 olur. O halde bu ifadeyi şöyle yazıyorum. 2x eksi 5'in 8. kuvveti eşittir. Buraya 2 üzeri 3 yani 8'in 8. kuvveti diyorum. Bu şekilde düzenledikten sonra çözüme geçeceğim. Şimdi kuvvetler aynı. Üsler çift sayı ama çift sayı olunca neydi? Mutlak değerci birbirlerine eşitlerdi. Bir pozitiflisine bir de negatiflisine eşitlemem lazım. 2x eksi 5'i 8'e eşitliyorum öncelikle. Karşıya gönderdim. Artı 5 diye geçer. 13 yapar. 2'ye böldüğümde de x değeri 13 bölü 2 olarak bulunur. Biri bu. Bir diğeri de 2x eksi 5'i eksi 8'e eşitleyeceğim. Karşıya gönderdim. 2x eşittir. Eksi 8 artı 5 daha eksi 3. 2'ye böldüğümde de x değeri eksi 3 bölü 2 olarak bulunur. Çözüm kümemizi yazalım. 1 eksi 3 bölü 2. Bir diğeri de 13 bölü 2. Örnek 18. 2x eksi y artı 12 üzeri 2 artı x artı y eksi 6'nın parantez dışında ikinci kuvveti eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi biliyoruz ki sayıların çift kuvvetini aldığımda minimum 0 değeri gelirdi. Diğer türlü pozitif oluyordu her türlü cevabımız. Peki toplamlarının 0 olması için tek şart var. Demek ki bu ifade de 0'a eşit. Bu ifade de 0'a eşit ki toplamları 0 olsun. O zaman 2x eksi y artı 12 eşittir 0 diyorum. Diğeri de x artı y eksi 6 eşittir 0 diyorum. İki denklem olunca taraf tarafı toplayalım. Zaten y'lerin birbirini götürdüğünü gördüm. 2xx daha 3x artı 12 eksi 6 da artı 6 eşittir 0'dan. Karşıya gönderdik. Eksi 6 diye geçer. 3x eşittir eksi 6'dan. X'i bulmak için 3'e böldüm her iki tarafı. X eşittir eksi 6 bölü 3'ten 2 olarak bulunur. Herhangi bir değeri bulduktan sonra götürüp yerine yazıp diğer değeri buluyorduk biliyorsunuz. Şu denklemde yazalım mı? X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı y eksi 6 eşittir 0. Y eksi 2 eksi 6 daha eksi 8 eşittir 0'dan. Eksi 8'i de karşıya gönderirsek y değeri de 8 olarak bulunur. Peki çözüm kümemiz neymiş o halde? Sıralı ikiliden oluşuyor. X değeri eksi 2, y değeri de 8. Örnek 19. X eleman reel sayı olmak üzere x artı 8'in 2x artı 10. kuvveti eşittir 1 ise çözüm kümesini bulunuz diyor. Arkadaşlar düşünelim. Kaçıncı ne zaman hangi durumlarda 1'e eşit olabilir? Şimdi a üzeri b'nin 1'e eşit olması için 3 durum söz konusu biliyorsunuz. Birinci durum şu. B 0 olabilir. Tabi burada a da 0'dan farklı olmalıdır.
Önce bu durumu çözelim isterseniz. B'nin sıfır olma durumunu. Burada B dediğimiz ifade ne? Üssümüz ne? 2x artı 10. 2x artı 10 eşittir sıfırdan. Karşıya gönderdim. 2x eşittir eksi 10. Buradan da x değerimiz eksi 5 olarak bulunur. Eksi 5 tabanı 0 yapan değer mi? Değil. Tabanı da 3 yapıyor. O halde eksi 5 değerini alabiliriz. İkinci durumu yazıyorum. A ifadesi 1 olabilir değil mi? B'de reel sayıların hepsi olabiliyordu. Taban 1 olduğu takdirde bütün kuvvetleri 1'e eşitti biliyorsunuz. O yüzden A sayısını yani tabanı 1'e eşitliyorum arkadaşlar. Tabanımız ne? X artı 8. X artı 8'i 1'e eşitlersem karşıya gönderdim. Eksi 8 diye geçer. Birden 8 çıktı. Eksi 7 olarak bulunur. Eksi 7'yi de çözüm kümemiz alacağız. Üçüncü durum ise taban eksi 1 olabilir. Eksi 1'in hangi kuvvetleri 1'e eşittir? Çift kuvvetleri değil mi? O zaman üssümüzde çift sayı olmalıdır. Tabanı eksi 1'e eşitleyelim bakalım. X artı 8 eşittir eksi 1'den. Karşıya gönderdim. Eksi 1, eksi 8 daha eksi 9 yaptı. Şimdi eksi 9 evet tabanı eksi 1 yapıyor. Üssü ne yapıyor ona bakacağız. Üssü neydi? 2x artı 10'du. Yerine koyalım tabii. Bunu da sağlıyor mu? Bakmanız gerekiyor. Eksi 9 yazdığımızda eksi 18 artı 10'dan eksi 8 yapar. Yani çift sayı yapıyor arkadaşlar. O halde eksi 9 değerini de çözüm kümemize almamız gerekiyor. Çözüm kümemi yazıyorum son olarak. Eksi 9, eksi 7 ve eksi 5'ten oluşur. Örnek 20'deyiz. 3 bölü 5 üzeri x eksi 1 küçüktür. 25 bölü 9 üzeri x eksi 4 eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin çözüm kümesini aralık kavramı ile gösteriniz. Burada hemen önemli bir uyarı vermem gerekiyor. Taban eğer ki 0 ile 1 arasındaysa eşitsizlik yön değiştirir. Kuvvetlerde yön değiştireceğiz. N büyüktür, M olacaktır. Ama birden büyükse yön değiştirmiyor, N küçüktür, M oluyor. Tabii burada tabanları eşitlememiz gerekiyor. Bu soruda tabanlarımız eşit değil. Eşit hale getirelim. Burası 3 bölü 5 zaten en sade halde küçüktür. Burayı 25 5'in karesi, 9 da 3'ün karesi. Ha, 5 bölü 3'ün karesi burası. Bir de dışarıda x eksi 4. kuvvetimiz var. Tabanları aynı yapmam gerekiyordu. Burası 3 bölü 5. Burayı da 3 bölü 5 yapalım. Yani ters çevirelim. O zaman üstte bir eksi kuvvet vermeliyim, değil mi? Eksi ikinci kuvveti oldu. Ters çevirdiğim için. Üzeri x eksi 4. Üstleri çarpacağım. Düzenliyorum hala. Eksi 2 ile x eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 2 çarpı x, eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımından artı 8 gelir. Düzenledik. Tabanları aynı yaptık. Şimdi 3 bölü 5, 0 ile 1 arasında bir sayı değil mi? O halde ne oluyordu? Üslerde eşitsizlik yön değiştiriyordu. Küçüktür yerine büyüktür kullandım. Eşitsizliği çözdüğümüz takdirde cevaba ulaşırız. Eksi 2x'i sol tarafa atalım. Eksi 1'i de sağ tarafa atalım. X, 2x daha geldi. 3x yaptı. 8 artı 1 geldi. 9 yaptı. X'i bulmak için her iki tarafı 3'e bölüyorum. X büyüktür 3 gelir. Aralık olarak göstermemizi istemişti. 3'ten büyükler, 3'ten başlar sonsuza kadar gider. Sonsuz her zaman açık aralık.
Eşitlik olmadığı için 3 de açık aralıktı. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.